Adım Semih Sayır. Eski milli sporcuyum. Yaklaşık 10 senedir burada bu yarışmaların düzenlenmesinde, teknik ekipman ve şeylerinde bulunmasında, personel sağlanmasında çalışıyorum. Organizasyonları bugüne kadar sorunsuz yaptık. Burada hiç ciddi bir problemimiz olmadı. Belediyemizin katkıları büyük. Organizasyon belediyenin çalışmalarıyla gerçekleştirilebiliyor. Konaklama olsun, araçlar olsun. Yani ben Türkiye'nin her tarafında organizasyon yapıyorum ama açık söylemek gerekirse en rahat buradayız. Her istediğimizi veriyorlar, sağ olsunlar. Sporcu arkadaşlarımız için de burası çok önemli. Pandemi ortamında yarışma yapmak kolay değil ama hayat bir şekilde devam edecek. Artık bu normal bir standart oldu. Pandemi önümüzdeki yıllarda sürebilir. Pandemiyle yaşamamızı öğrenmemiz lazım. Sporcularımız 4 farklı ülkeden gelen 75'e yaklaşık kesin sayı 80'e çıkabilir. Daha kayıtlarımız bitmedi. Devam ediyor. İran'dan gelen çok sayıda sporcu var. Bu sporcular daha önce burada çoğu yarıştı zaten. Kayseri'yi, Ali Dağ'ını çok seviyorlar. Uçuş yüzdesi çok fazla. Yani başka yerlerde diyelim ki bir hafta uçuyorsunuz. Sadece 3 gün, 4 gün uçabiliyorsunuz. Burada bir hafta boyunca hemen hemen her gün uçuluyor. O yüzden özel bir yer. Yani şimdi 5 gün yarışmamız. Bu yarışma Türkiye Ligi'nin bir ayağını oluşturuyor. 3 tane farklı bölgede yapılan yarışmalar. Birisi Aksaray, birisi Tokat, diğeri de Kayseri. Bu 3 yarışmanın toplamı Türkiye Ligi'ni oluşturuyor. Burada en iyi puanı alan sporcular milli takıma seçilecekler. Yarışmamız Uluslararası Federasyon tarafından onaylı. Kategori 2 diye FIA onayımız var. Bu yarışmanın sonunda bütün pilotlar uluslararası sıralamada kendilerine daha iyi yer bulabilecekler, iyi dereceler yaparlarsa. İranlılar aynı şekilde, onlar kendi ülkelerinde bu tür organizasyonlar yapamıyorlar. Dolayısıyla buraya ilgi çok fazla. İran milli takımı da belki bir ihtimalle bu yarışmadan seçilebilir. Onlar tabii kendileriyle alakalı bir konu. Türkiye'deki olan yarışma sayısı ve yarışmacı sayısı belli. Yarışma sayısı arttıkça ve bunlar birbirine yakın oldukça yarışmacı sayısında bir azalma oluyor. Yani biz buraya her durumda 100-120'nin üstüne çıkardık ama bizim de şöyle bir önceliğimiz var. Acemileri almak istemiyoruz yarışmaya. Dolayısıyla çok ince elip sık dokuyoruz. Bu pandemi döneminde kazalar daha da problemli oluyor. O yüzden hiçbir şekilde bir kaza yaşansın istemiyoruz. O yüzden katılacak sporcuların seviyelerini titizlikle inceliyoruz. Ben kendim inceliyorum. Hepsinin daha önce de mutlaka yarışmış olması, belli mesafeler uçmuş olması ve belli bir tecrübeye sahip olması gerekiyor. Bu ince elime sık dokuma sonucunda işte Türkiye'den yaklaşık 50 tane sporcu buraya katılmaya hak kazandı. İranlılar zaten onlar senelerdir gelen aynı insanlar. Onların seviyesini de biliyoruz. İyi seviyedeler. Seviyemiz yüksek. Hava baktım bu hafta güzel gösteriyor. Bugün de Kayseri standartlarına göre güzel bir hava. Burada tek sorunumuz genelde yağmur olmaz, rüzgar olur. Rüzgar da iyi gözüküyor hafta boyunca. İyi bir yarışma olacağını tahmin ediyorum. Bu yarışmamızla beraber bu 12.'si olacak arkadaşlar. Ali Dağ yarışmasının. Hepsi aynı olmuyor tabii. Bazısı TPS'ye puan veren Ali Dağ Open dediğimiz herkese açık yarışma şeklinde olabiliyor. Bazısı Türkiye şampiyonası olabiliyor. Önümüzdeki senelerde uluslararası yarışmalar, World Cup, test yarışmaları başka uluslararası seviyede de olabilir. Bu tamamen bizim hazırlamamız ve işte Talas Belediyesi'nin çalışmalarıyla önümüzdeki senelerde göreceğiz. Şu anda yaptığımız 12. Ali Dağ yarışması. Herkes burada, her şey hazır. Hiçbir problemimiz yok. Belediyemize teşekkür ediyoruz.